Haberlisin'de mikrofon sende de bugün Sakaryalı vatandaşlara gündemde olan sokak hayvanları tartışmaları hakkındaki düşüncelerini sorduk. Bunları bir koruma altına almaları lazım. Yani bir kısırlaştırma gibi değil ya da bir katliam gibi değil de yani barınaklarda azaltarak yani sokaklarda azaltarak bizim de başımıza geldi. Yani bizim oraya da mesela ben Eşmen'de oturuyorum. Topladıkları hayvanları atıyorlar. Bazen bir hayvanlar çoğalıyor. Sokaklarda da çoğalıyor. Çocuklarımızı arabalarla götürüyoruz okula. Hani bizde de bu sıkıntılar var. Yani her yerde var bu sıkıntısı. Bütün belediyelerin bu duruma bir el atmaları lazım. İyileştirme yapılabilir. Hayvanlara aşı vurulabilir. Benim de evimde kedim var. Kedi besliyorum. Hayvanlar insanlardan daha merhametli, daha cana yakın. Ama dediğim gibi hayvanlara çiğ et vere, çiğ et verildiği sürece bu olayın önüne geçilmez. Her şeyde olduğu gibi sokak hayvanlarında kontrolsüzce dolaşması tabii ki tehlike. Ama bu toplumsal bir sorun değil. Bu ülkenin bir sorunu ve ister istemez her yerde yaşanan bir şey. Bu ne ilkti ne de sondu. Çözüm olur mu? Çözüm daha ziyade belediyelerin yapabileceği barınakların daha düzgün, daha düzenli, daha sağlıklı ve daha steril olmasıyla alakalı ama bunda belediyelerin çok fazla kaynak ayıracağını düşünmüyorum açıkçası. Bu konuda ilk önce herkesin kişisel olarak bir sorumluluk alması gerekir. Hükümetimizin ve devletimizin uyguladığı sokak hayvanlarına numara verme sistemi çok doğru bir karar. Evlerde atılan ekmeklerin veya bir takım artıkların atılmayıp da belediyenin belirlediği uygun yerlere bırakılıp belediyenin kontrolünde düzenli bir şekilde bu hayvanlara sunulması doğru olur diye düşünüyorum. Sokak hayvanlarıyla ilgili zaten yasada belli. Belediyeler bakmakla yükümlü yani. Bunları alıp kendi böyle barınaklarına getirmek zorundalar. Devlet de tabii buna destek vermesi lazım. Devlet, belediye zaten burası ikisi de AK Parti yani şu anda ama büyük şehirlerde işte birazcık sorun oluyor. Devletle çatışması oluyor. Yok, devletin yetersizliği diye düşünüyorum sadece. Daha iyi koruma altına almış olsalar o hayvanlar da o vaziyette olmaz. Devletin yetersizliği sadece. Tabii ki ilk önce baba ve anne çocukları uyarmalı. Yani hayvanların hakkında yani anlatması aynen. Mesela zarar vermemeliyiz. Yani onları korumalıyız. Yemek vermeliyiz vesaire. Belediye de sorumluluğa ait bence. Yani koruma altında almalılar. Önce hayvan sahipleri köpeklerini sokağa atmayacaklar. Bunlar gökyüzünden düşmedi. Gökyüzünden kurbağa yağdığını duydum. Balık yağdığını da duydum. Hortumlarla yukarı çıktığını biliyorum. Ama bu köpekleri biz, onlar bıraktı sokağa. Herkes köpeğine sahip çıkacak. Sadece yasa çıkartarak bunun önüne geçemezsiniz. Ne yapacaksınız? Vatandaş olarak köpeklerine sahip çıkacaklar, uygulayacaklar. O geçen yine o çocuklara bir saldırı oldu ya, ben hani diyorum. Hepsini toplasınlar, kısırlaştırsınlar hayvanları. Onların ürümesi dursun. Zarar da vermesinler. Üreme durduğu zaman zamanla bunlar azalır. Ama bunlar tabii belediyelerin yapması lazım. Geçen öyle bir konu oldu, eşimle öyle bir konuşmuştuk evde. Hayvanlara da yazık, insanlara da yazık. Ya fikrim bu yani. Belediyeler olarak yeterli beslenme olduğunu düşünmüyorum. O yüzden insanlara saldırıyorlar, çocuklara aç oldukları için. Etrafımızda da var. Biz mesela köyde oturuyoruz. Böyle çocuklarına hediye olsun diye, işte sevgililerine hediye olsun diye alıyorlar. Ondan sonra bizim oraya bırakıyorlar. Biz de ne yapalım? Tavuğumuz var köyde, başka bir hayvanlarımız var. Onları beslemekten onlara fazla şey yapamıyoruz. Bu yüzden de belediyelerin özellikle daha çok beslemeli yapmalarını istiyorum. Yani yeterli ilgiyi görmüyorlar. İnsanlar böyle hayvanlara hep zarar verme eğiliminde genelde. Bizim de kendi hayvanımız var, bakıyoruz evde yani. Yani bakılmalı diyorum. En azından bir pet shop'tan bir hayvanlar için satılan yemlerden alınıp verilebilir. Onlar ödüllendirilebilir. Aç bırakılmayabilir. Havalar soğuk. Yeni doğan kediler var. Soğuğa dayanamıyorlar. Onları sahiplenebiliriz mesela.